Evet sevgili dostlar, hepiniz yeniden hoş geldiniz. Evet arkadaşlar. Odysseus'un sihirli dünyasındaki ilk boss'umuzu öldürmeye hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Bugün Bugün gelişimimizi tamamladık. ne? Mızrakları, kalkanları. Mızrağımızı aldık, kalkanı aldık. Şu tezgahtan bahset Mustafa Bey biraz. Önce şunları anlatalım. Geyik avladık. Deri pantolon, deri tunik, deri miğfer yaptık. Sonra deniz kenarlarından ya da göl kenarlarından çakmak taşı topladık. Bu çakmak taşlar çok önemli. İlk olarak bu çakmak taşlar önemli. İkincisi domuz deri parçaları. Arkadaşlar domuz derisi, geyik derisi, çakmak taşı bunlar çok önemli. Toplayabildiğiniz kadar toplayın. İlk başlangıçta bunlar çok önemli. Yani Bunları domuz derisiyle geyik derisi bayağı önemli. Bu tezgahı da anlatalım. Nasıl level atlatıyoruz? aynen 15 level. tezgaha şimdi craft yapma bölümüne geliyoruz. Mouse'un sağ tarafına tıklayıp buradan tezgah üretiyoruz. Tezgahımızı koyduktan sonra yanına doğrama kütüğünü yerleştiriyoruz. Bu doğrama kütüğü çok önemli. Doğrama kütüğünü yerleştirdikten sonra gelişimimiz bundan sonra başlıyor. Arkadaşlar bir de şu ateşi anlat Mustafa biraz da. Ateşin üzerine et pişirme şeylerini yerleştiriyoruz. Mavi olunca yerleştirebiliyoruz. Hemen onu da şöyle şu şekilde anlatayım. Craft'a geliyoruz. Şurada pişirme istasyonu var. İlk başta diğere gelip buradan kamp ateşi kurmamız gerekiyor. Kamp ateşini kurduktan sonra şöyle tekrardan yanına bir tane örnek olarak kuralım. Bunu kurduktan sonra tekrardan mouse'un sağ tarafına tıklayıp buradan pişirme istasyonuna gelip ateşin üst kısmına ya da artık yanına, üstüne, sağına, soluna yerleştirebiliyoruz. Mavi olacak. Bunu mavi olduktan sonra bunu yerleştirdikten sonra etlerimizi asıp pişirebiliyoruz. Arkadaşlar bir de önemli bir konu daha var Mustafa. Bacayı anlat, bacayı. Aynen. Çok güzel baca yaptı Mustafa Bey. Şimdi şu bacamız, bu baca olmadığı zaman içerideki şöminemiz sönüyor ve ısınamıyoruz. Buraya bir tane Yani yağmur yağdığında. aynen. Buraya bir şömine yaptık biz. Şöminin üzerine de Artı pişirme istasyonu kurduk. bunu yapmazsan bu duman çıkmazsa zehirleniyoruz. Aynen zehirlenip canımız gidiyor. Bir de buralara Sonra sandık koyduk. Bu sandıklar ne işe yarıyor? Üzerimizde bulunan yığınla eşyaları buraya dolduruyoruz. Fazlalıkları, pişmiş etleri, ondan sonra abi. Şimdi sikkeler. hacı abi. Gel şimdi benim bir yanıma gel bir hacı abi. Arkadaşlar boss için gerekli olan geyik kafasını göster Mustafa. Boss için gerekli olan geyik kafası şu. Arkadaşlar kendimizi biraz geliştirdikten sonra boss'a gideceğiz. Yani biz de ilk defa gidiyoruz. Bir gidelim bakalım ne göreceğiz. Fazla da gelişmedik ama yine yayımızı level 3 yaptık. Mırzağımızı level 2 yaptık. Kalkanımızı level 2 yaptık. Ondan Level 2, sonra level çok 3. Bu şekilde aynen ondan geliştirdik. sonra deri üzerimizdeki kıyafet deri olarak yani biraz daha kalın. Paçavra deriden değil, geyik derisinden yaptık. O geyik kafasını gösterdin mi Mustafa Bey? Evet, geri kafası burada. Geyik avı ganimeti diyor arkadaşlar. Geyik avı. Üzerine getir Mustafa Bey. Hacı abi. Getirdim şu anda. Aynen. Üzerine geyik avı ganimeti. Yani boss'umuz çıkartmak için bu iki tane kafası lazım. Geyik Aynen. kafası lazım. Onlar da geyiklerden düşüyor zaten. Rahatlıkla toplayacaksınız. Mustafa Bey haritayı aç. Boss'umuz nerede işaretledin? Orayı da göster arkadaşlar. Boss'umuz şurada. Buradaki yere gideceğiz. Üçüncü bölümde nereye gidiyoruz Celattin? Sürpriz olsun bu. Bir tane define odası bulduk. Define mağarası. Define Şurada. mağarasına gideceğiz. Burayı üçüncü bölüme saklayalım. Eğer ki Orada bu... troll öldüreceğiz Aynen. dördüncü bölümde. Eğer burada boss'u öldürürsek ikinci bir bölümde Define mağarasına gidip burada artık hazineleri, buradaki bossları öldürüp oradan güzelce ayrılmayı planlıyoruz. Haritayı şöyle biraz daha açtık. Geliştirebilelim diye. Fazla ilerleyemedik. Tabi bu artık 4. 5. 6. bölümlere
Yani geyik avladık genellikle ya. Geyik, Genelde domuz yani. kendimizi geliştirmeye çalıştık ya. Hadi gidelim. Let's go. Gidelim. İşaret dediğimiz mezara gidiyoruz. Şimdi boss'umuzu oradan çıkartıp savaşacağız. Gel kanka, takip et. Geliyorum. Tabi böyle zıpladıkça, Celal'im de bunları anlatalım. Şimdi hızlı koştukça koşma skillimiz yükseliyor. Taba bastığımız zaman şuradan görebiliyoruz. Güçlü oklar var. Bak mesela bunlar ilk doğduğumuzda tek hamleyle öldüremiyorduk. Mızrağı geliştirerek tek hamlede işlerini bitirebiliyoruz. Bir önemli husus da şimdi şu sudan geçerken alttaki mana mı oluyor bu skill? Bak mesela zıpladım. Şu an sol üstte zıplama yeteneği geliştirildi yazdı. Şimdi sudan geçerken alttaki sarı şeyi doldurmamız gerekiyor. Çünkü niye? Karşı tarafa geçerken bu can skill'i bitince canımız azalıyor. Suya mı geleceğiz? Aynen. Sudan geçeceğiz karşıya. Bakın şu anda mesela canım azalıyor. Evet sevgili dostlar. Buradan dediğim gibi canımızı doldurduktan sonra alt taraftaki sarı şeyi doldurduktan sonra sudan öyle geçiyoruz. Yoksa canımız azalıyor. Ölüyoruz. Arkadaşlar size genellikle toplanacak, yapılacak şeyleri söyleyeceğiz. Direkt mesela konuya gireceğiz. Anlatabildim mi? Yani Mesela mesela çoğu şey oynadığımız şeyleri göstermeyeceğiz yani. şunları yiyip Ama canımızı doldurabiliriz. neyi nasıl olduğunu göstereceğiz. O şey barında gösterdim mi? 3 tane olunca ona göre artıyor. Aynen Bu kadar. göster. Bak şimdi şurada sol tarafta yemek yediğimiz zaman et, 3 mantar, bar var. ahududu. Bunları yediğimiz zaman bar yükseliyor. Can barımız yükseliyor. Şu an benim canım %29. %34 oldu. Hızlı bir şekilde artıyor. Celalettin bu gittiğimiz ırmağın son tarafında. Karşıya geçmemiz lazım ama yine. Geçelim. Şöyle zıplayalım. Suyun yarısını en azından atlamış olalım. Oo, 3 tane geyik var. Bak şimdi burada geyik avlayalım madem arkadaşlara da onu gösterelim. Şimdi CTRL'ye bastığımız zaman kendimizi gizleyebiliyoruz. Oku alıp elimize. Ben şu yaratığı öldürürüm. Sen onu öldür. Tamam. Yaratık sana gelecek şimdi. Mesela gizlilik yeteneği biraz Yaratık daha kendini etmekte. geliştirildi. Bu şekilde mesela geyiği avlayabiliyoruz. Tabi biraz karanlık oldu ama olsun. İki tane geyik avlamış olduk. Mustafa gidelim hadi. O şeye doğru gidelim. Yürü. Hacı abi. Şunları toplayalım dur. Boşa gitmesin. Tamam hadi. Soldan. Aa. Oo, boss burada, boss burada. Gel gel otur öyle. Onunla hiç uğraşma gel. Onunla uğraşmayacağım. Uğraşmıyorum kanka. Koşuyorum ama şeyim bitti. Hayır o değil de. Arkamızdan geliyor, arkamızdan. Aha, aynen görüyorum. Biraz gazlayacağız. Biraz şeyini doldur. Koşacağız. Abi bir de karanlık oldu ya. Hiçbir Onlar şey göz. gidecek zaten ya. Biz buraya niye gece gelmedik? Aman gündüz gelmedik abi. Gündüz geliyorduk da. Evet, burası. Arkamızda Doğru. üşüşükler var şu an. Şunları bir öldürelim ya, dur. Tamam, hemen öldürelim.
Eşyaları yakarsan uzaklaşırlar senin. Tükmük atıyor şerefsiz. Bunlar meşale yakarsanız arkadaşlar size fazla fazla yaklaşamazlar. Korkarlar iş. Ateşten korkarlar. Şunları da öldürelim de. Kaçıyor lan. İstemiyorum bunları ya. Öldürdün mü? Sonunda he. Aynı Şimdi. oyunun başında şey vardı ya, böyle taşlar vardı ya, hatırlıyor musun? Evet. Bu boss'u kestiğimizde onun kafasını oraya takacağız. Gel eşya tak. Geyik kafası yok mu? Var. Nasıl takıyorsun şimdi? Canlarımız biraz da olsun kanka. Benim canım kaç şu an? Nasıl gözüküyor? Canı şu anda azaldı. Niye azaldı? Bir Yüzde yüz. şeyler yedim. Bir şeyler yedim işte. Ha. Onlar barı yükseltti. Olacak şimdi yavaş yavaş. Tamam. Geyik kafasını nereye takacağız? Takamıyorum ki. Şuraya mı? Abi şu taşa geleceğim. Taş var ya taş. Evet. Buraya buradaki taş bak evet. Geyik kafasını yukarıdaki sayılardan 8'e yerleştir mesela. Dur, bir saniye. Tamam. 8'e yerleştir. Evet. Kaç kaç biraz uzaklaş. İkisini de mi yerleştirdin? Bir tane yerleştirdim ya. Allah Allah. Geldi Oo. geldi geldi geldi. Sık sık hiç durma. Dur kanka, bir Herkese saniye. kalkanı çek. Kalkan şey yap bak. Vuramaz sana. Kalkanı kullanırsan canın gitmez. Ben Yüz oyalıyorum vur. Ben oyalıyorum. Vur 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 ben vuruyorum. oyalıyorum. Ben oyalıyorum. Bir yandan da mırrakla vuruyorum. Ben oyalıyorum. Sen devam et. Tamam kanka, vuruyorum ben de. Kaçırdık. Vurdum. Ben senin canını görüyorum şu an ya. Tamam, ben mırrakla şu an şey yapıyorum. Sen devam et. Suya girdi. Bunun süresi var mı? Öldürme süresi? Var var. Can do şu an canı bitiyor. Yok Yok. öldürme süresi yok ya. Oo, şimşek atıyor. Kalkan önemli ya. Şey ya, benim şeyi bitti. Mana bitti. Biraz bekle o zaman. Kendimize çekelim dur. Az gel Dolsun bu yanında dolsun. tarafa, bu tarafa gel. Geri gel azıcık kanka. Tamam geldim Senin geldim. Geleceğim şimdi. kalkan da güzelmiş ha, kocaman. Biraz ok sallayayım olmasa şunu. Ha, ok salla. Acaba onun peşine mi gitmemiz gerekiyor? Ya gelecek. Gelecek mi? Ya bir Geliyor. yandan da şey geliyor. Geliyor. Sen gel ya gel. Gel bana doğru. Bir de domuz gelir lan. Bak hele. Kılığına bakmaz. Gücü şey. Yallah gidi. He. Of, iyi vurdum ha. Kaç kaç, %50 canım var. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Güzel oldu abi. Vurdum. Bana geliyor, bana geldi, bana geldi vur. Geç geç, vuruyorum ben. Of. Kaç 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 kaç. Şu taştan arkasına kaçmamız lazım. Kalkanı Kanka. yok mu senin? Kalkan. Sen domuza bak ya. Kalkanım var. Kalkan yok mu? Kalkanım. Kalkan kullan. Aldım aldım. Sana vurduktan sonra kaldır vur, kaldır vur. Mantar yesek bir tane. Ben okla salayım. Cello, canım biraz azalmış. Of, ok iyi vuruyor lan. Tek getirdim oku var ya. Üf.
Vuruyor da işte vur, ben ayarlıyorum, canını götürüyorum. Vur şunu. Vurdum vurdum dur. Ya şu domuzu bir öldüreyim ya dur. Öldüm. Neyse. Çok az canı kaldı. Ya Allah'ım ya Rabbim. Gel lan buraya. Bir de sen çıktın başımıza ya. Gel yardıma gel. Sıkıyorum sıkıyorum buradan sıkıyorum. Tamam çok A iyi. ağacı yıktı lan. Dur en son mızrakla vuracağım kanka. Vur çok iyi çok iyi çok güzel helal. Oho. Süper. Arkadaşlar bir kişi yani böyle işte oyalayacak, birisi ok atacak, anlatabildim mi? Mırzak iyi iş görüyor. Aldın mı kafayı? Aldım. Boynuz kazma diyor. Boynuz kazmayı da aldık. Çok iyi. Soydaşların avlayın. Soydaşlarını avlayın diyor. Çok iyi ya. Yitik avı ganimetlerini kurban taslarına götür ve tanrıların hoşnut etmek için adak olarak ada. Şeye götüreceğiz. Buraya asmayacağız mı? Ha o Yok yok. ilk Oyunu doğduğumuz yere. istekleriniz. Evet aynen Bak lan dediğin gibi. küçücük şey gelmiş ya. Kılına bakmaz. Eve gidelim uyuyalım. Gündüz yapalım oraya gidelim hadi. O zaman aynen. Bu görevi bitirelim yani. Taşlandıralım. Ne diyorsun? Tabii. Adağımızı adayalım. Kafamızı Böyle yakalanmadan karşıya geçelim mi? Ne diyorsun? aynen Ama ya. karşıya geçersek de bayağı yüzmemiz lazım. Dur. Alttaki şeyi doldur. Sarı şeyi. Yok fazla o kadar şey yok ya. Yok yok buradan geçtikten sonra bir de karşıya bir bak, haritaya bak görürsün sen. Bayağı yüzmemiz lazım. Yüzmelik bir şey yok. Dolanırız ya. Gölün etrafından. Gel. Orada boss var çünkü. Büyük boss var orada. Ha orası göl değilmiş ya. Tamam Değil tamam. değil gel. Tamam. Bak ben şu an çıktım karadayım. Geldim geldim. Sabah mı oluyor? Vallahi ne bileyim. Arkadaşlar sürekli koşun, zıplayın. Sonra şu şekilde yürüyün. CTRL'ye basıp. Av yaparken böyle yürüyün. Bu Av arada yaparken getirir, gizli yürüyeceksiniz arkadaşlar. bu arada Geyik avlamak kolay ama yani gizliliği iyi koruyup da iyi koruma aldıktan sonra geyiği avlayacaksınız. bir de şunu anlatalım ama gündüz olunca anlatalım. CTRL'ye bastıktan sonra boşluğa basınca tam mana bir de olsun. Dur göstereceğim. CTRL'ye bastık. Boşluk tuşuna bastığımız zaman takla atar. Bir de uzaktan mesela hayvan uzakta mızrakla atış yapmak istiyorsunuz. Mouse'un orta tuşuna bastığınız zaman fırlatır. Aynen. Gittiğiniz zaman tekrardan geri alabilirsiniz. Aynen. Mesela uzağa atacaksınız. Şöyle havaya bakıp fırlatabilirsiniz. Tabi attığınız yeri iyi kestirin. Bulamazsanız tekrar. Arkadaşlar genellikle ok atmak biraz meşakkatli iş. Geyin canına doğru kaldıracaksınız hedefi. Mesela iyi. Kırmızı bar var ya. Kırmızı barına doğru kaldırıp öyle atış edeceksiniz. Yoksa Şu hedefi şekilde. getirmek zor yani. Kırmızı barına getirip sallayacaksınız. Şu sağdaki anıtlara gideceğiz. Haritanın sağındaki, şuradaki. Sabah oluyor herhalde. Mustafa Bey. Efendim? Peki abi sabah oluyor. Evet uyumadık ya gece çok çalıştık. Taşlara gidiverelim o zaman. Gidelim az kaldı zaten. Sabah oluyorsa taşlara gidiverelim hadi. Aha geyik. Tabii Mırzak bayağı güçlü ya. kaçarken geyiği vurmak çok zor. Onun için hiç uğraşmayın. Bekleyin. Pusun bir yerde. Geyik yine aynı olduğu yere geri geliyor. Kalkan çok iş yapıyor abi. Yani benim kalkanı göster bak Mustafa abi. Aynen. Ben yuvarlak aldım kalkanı. Celalettin İlk bosta bayağı işe yarıyor bilginiz olsun. Mırzakla kalkan.
Aynen. Mırzanızın seviyesini ne kadar arttırırsanız, kalkanın seviyesini ne kadar arttırırsanız o kadar iyi oluyor. Bilginiz olsun. Heh. Mesela Şu domuzları öldürelim. öldür. Tabii manamız dolu olmadığı zaman da vurmuyor. Abi ona dikkat edeceksiniz. Ona dikkat edin. Kalkanla alacaksınız. Manayı dolduracaksınız. Bir tane vuracaksın. Dolduracaksın. Bir tane vuracaksın. Masum sağ kliğine bastığınız zaman korumaya geçer. Solla da ateş edebilirsiniz. İlk boss'umuzu güzelce öldürdük. Aslında biraz da kasıp gelebilirdik ama bence zevkli oldu. Kolay öldürmek. Evet. Şöyle Bir yerden sonra bitiyor ya. harabe evlere girdiğiniz zaman içeride sandıklar oluyor genelde. Bu sandıklarla ganimetleri toplayabiliyorsunuz. Arkadaşlar bir Mustafa Bey şey yapalım Hacı abi. Efendim. Şunu yerleştirdikten sonra şeye gidelim. O araziyi düzletmeyi falan gösterelim arkadaşlara. Tamam. Arkadaşlar ev yapmak için acele etmeyin yani. Bizim yaptığımız evin orada bir hazır ev bulduk biz. Aynen. Yani derme çapma düzenledik. Yani şu an geçici olarak bir yer yaptık. Çünkü neden? Neden diye soracak olursanız, haritayı açtığımız zaman yani harita küçük değil. Şöyle uzaklaştırdığım zaman kocaman bir alan oluyor. Yani kalıcı değiliz burada. Nereye gideceğimiz de belli değil. Biz bir de Atabey Yani diye bir yer bulduk. Atabey'e de gitmek istiyoruz. Bunu da artık ilerleyen bölümlerde mağaradan sonra, define mağarasından sonra buraya gitmeyi düşünüyoruz. Artık bakalım. Mustafa Bey. Hacı abi bak burada heykeller var. Yani fark ettiysen taşlarda resimleri var. Bak mesela şu troll. Bak gel bak. Troll öldürdük mü buraya asacağız. Anlatabildim mi? G'yi öldürdük, şuraya asacağız. Evet aynen. G'yi öldürdük buraya asıyoruz. Abi o zaman G'imizi Yaz bakalım. dur. Boynuzları demirden bir dal. Kayalar deler ve dağları devirir. Toynakları gök misali güller. Sesi boran misali eser. Bunu koymak için nasıl koyacağız? Bir saniye. Eşyayı bağla diyeceğim. Kancaya doğru çık. Kancaya doğru bak, eşyayı bağla de. Aynen dur. Evet tamam. Tamam. Uf. Süper oldu ya. Vav İyi. vav. Of. Biraz geriden gel de bak geriden gel. Oo geldi bizim Hacı abi. İlk boss'umuzu tamamladık. Gücü bahşedildi. Neymiş sana eşeğin gücü başa. Bu gücü kullan. Sonraki hedefin kara ormanda yaşıyor. Oraya git, toprakları keşfet. Kayıp hazine ve kaynaklar ortaya çıkar diyor. Oo. Atabey bekliyor. Dediğimiz gibi Atabey bizim atalardan eski Osmanlı dönemine ait. Vikinglerden geliyor bizim soyumuz belli. ama önce Mustafa Bey. şu define mağarasından sonra oraya gideceğiz. Bunun demek istediği o olabilir mi define ile ilgili? Şimdi diyor ki sonraki hedefin kara ormanda yaşıyor. Oraya git, toprakları keşfet ve kayıp hazine kaynaklarını ortaya çıkar. Aynen. Yani büyük ihtimal defineyi biz bulduk zaten. Defineyi bulup. Bir de bu arada Kaynaklarda şey işte o kalay malay onları çıkaracağız. aynen. Bu arada şey daha söyleyelim arkadaşlar. Mesela bir yer keşfettiğiniz zaman şu sağ taraftan bir işaret koyup örnek veriyorum bir nokta. Mesela buraya bıraktım. Buraya da isim yazıp adlandırabiliyoruz. Silmek için ise sağ tıka bastığın zaman siliniyor. Mustafa. Hacı abi. Şimdi Evimize gidelim. evimize gidelim. Orada Ya da şey eve gitmeden şurada da yapabiliriz ya. O aynen. şeyi göster. Çapayı alıyoruz. Bu bölgede bir güç bizi engelliyor. Biraz gel Mustafa buraya. Benim oraya. Çapayı aldık. Arkadaşlar düzgün olmayan yerleri çapayla böyle düzeltebilirsiniz. Düz olmayan yerleri aynen. Böyle. Çapayı da şeyden üreteceğiz tabii. Mesela örnek veriyorum. Şurası tümsek. Şöyle vurarak bu tümsekliği giderebiliyoruz. Mesela iyice çukur açmak istiyorsunuz. Şu şekilde çukur açabiliyorsunuz. Bu
Bu tamamen size kalmış. Valla bayağı güzel kullanışlı ya. Yani bir de hızlı öyle şey de değil. Bastığımı bayağı bir alanı çapalayabiliyor. Aynen. Bunu işte o şey ikinci level, iki level yapınca. Yani tezgah ikinci level yapınca burası açılacak. Aynen. Ben bir de bu sabah şeye Üretim burası. gidelim. Şeyler açılmıştı ya. Üretimde. Bazı şeyler açılmıştı hatırlarsan. Evet. Bir gidelim bir bakalım olmaz mı onlara? Olur bakalım. Evimize doğru gidelim o zaman. Önünüze geçerse domuzu mutlaka avlayın. Bunlar çok önemli. Domuz, geyik bunları kaçırmayın. Bunlar çok önemli. Domuz, geyik bunları sakın kaçırmayın. Evimize gidelim. Bir krafta neler gelmiş onlara bakalım. Sonra o bölümü noktalayalım. Tabii öldürdükten sonra hemen ayrılmayın. Burada deriler var. Onları toplayıp ondan sonra gidin. Geyik, domuz var ama oyunu fazla uzatmadım. Yeni açılan şeyleri gösterelim ben size. Mesela karnı acıktığı zaman etin üstüne ya da mantar, ahududu vesaire neyse mouse'un sağ tuşuyla bastığınız zaman direkt yiyebiliyor. Şimdi bu açılan sert çatal boynuzuyla kazma yapabileceğiz. Kazmayla da işte mining yani kalay çıkartacağız. Taşları kolaylıkla çıkartabileceğiz. Çok maden işlerini yapabileceğiz ya. Aynen. Mesela taş aramak zorunda kalmayacağız yerlerden. Taş olsun. Mesela şu taşları buradan kırabileceğiz. Arayı Ya şunları toplamak yerine düzleştirebileceğiz. kalmayacağız. Şuraya geldiğiniz zaman burada açılan şeyler var. Mesela boynuz kazma diyor. Boynuz kazma işte o. Mesela üretelim. Hemen üret Mustafa abi. Bostu öldürdükten sonra da başlıyor bu. Mesela aldım. Şu şekilde. Aynen öyle. Maden işine de girmiş oluyorsun böyle arkadaşlar. Evet. Böylelikle maden işine de girmiş oluyorsun. Bu şekilde. Tamam buranın yerini de göster arkadaşlar. Şu evin neredeyse %80'i yapılmış bir şekilde. Burada var. Biz buraya konaklandık. İlk yerimiz olarak. Aynen, burası normalde yapılı değildi. Şu Bir haritadan göster. açık kahverengi olan, şimdi biz şurada doğduk. Buraya kadar yürüdük. Buraya konuşlandık. Neden? Şurada su var. Buradan çakmak taşları falan Çakmak kolay bir taşı. şekilde bulunabiliyor. Domuzlar, yaratıklar burada oluyor yemek için. Çok doğru. Burası biraz daha bizim için ideal bir bölge oldu. Artı orman dışı. Yani ormanda sürekli vahşi hayvanlar, yaratıklar olduğu için şurası geniş, açık bir arazi. Ağaç olmayan bir yer. Kimse gelmiyor. Burayı yapmak daha basitti ve ev yapmadık. Direkt şöyle küçük bir barakayla, bu barakanın kapıya koyduk bir tane. Şuraya İçerim ilave şey Mustafa. yaptık. Çatıyı onardık. Şu çatıyı onardık. Arka tarafı onardık. İlk bölümde zaten bunlarla uğraşmıştık. Baca yapmamıştık. Yağmur yağdı fena bir şekilde. O yağmurda ateş söndü.
Onun için buraya bir baca yaptık. Yağmurdan etkilenmesin diye. Evet, aynen öyle. Şuralara sandık koyduk içerilere 2-3 tane. Dediğimiz gibi bunlar da eşyaları doldurmaya yarıyor. Elimizde olan bütün eşyaları buraya koyuyoruz. Fazlalıkları. İkisi basarak oturabiliyorsun. Aynen. Mesela buraya iki kişi yattığı zaman uyuyabiliyor. Buraya iki tane yatak koyduk. Kuşumuz yine gelmiş. Maden açısından zengin olan kara ormanda bakır bulabilir ve okyanus kıyısı boyunca sıralı kayalar rastlayabilirsin. Şimdi git ve maden çalışmalarına başla diyor. Güzel. Ya şimdi Bu oraya bölümü burada gideriz. nokta alalım. Şu etleri Sonra madenleri biz bir keşfedelim, bulalım, edelim. Yeni bölümü çekelim. X tuşuna basarak oturabiliyoruz. Ya dediğimiz gibi biz fazla bir ev yapmayla uğraşmadık. Direkt oyunu kendimizi geliştirdik daha doğrusu. Boss'u öldürmek için. İlerleyen bölümlerde güzel bir yapı yaparız artık hep birlikte. Madenleri çözelim bir. Diğer boss'umuza giderken bakalım yine video çekelim. Mesela buraları hiç açmadık. Ya buralarla hiç uğraşmayla vakit Burayı kaybetmedik. dümdüz yapıp çok güzel bir ev yapılabilir aslında. Alan çok güzel, ben seviyorum. Aynen buraya hoşumuza gitti. Bir şenetleri de toplayın arkadaşlar. Yoksa kömür Kömür oluyor. oluyor. Tabii kömür de lazım. Ama ilerleyen Ama bölümlerde. kömürler bunlarla değil. Daha kömür madeninden çıkaracağız. Aynen. O zaman şimdilik Fazla. bunu sonlandıralım. Evet, bu bölüm. Bu bölümü burada sonlandıralım. Diğer bölümde dediğimiz gibi define mağarasına gidip orada Aynen. hazineyi bulup boss'u öldürelim. Görüşmek üzere dostlar. Arkadaşlar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kal sağlıcakla. Seviliyorsunuz.